Herkese yeniden merhaba. Çok uzun zaman oldu sizle konuşmayalı. Çok özlemişim gerçekten. Arada böyle videolar falan yüklüyordum fakat böyle karşı karşıya gelip epeydir konuşmuyorduk. O yüzden bugün istedim ki çok uzun olmasa da kısa olsa da bir başlangıç yapalım. Böyle biraz 3-5 bir şeylerden konuşalım. İki lafın belini kıralım. Ve tekrardan uzun bir aradan sonra birbirimize merhaba diyelim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler iyidir diyeceğim ama bu herhalde bu ara kime sorsanız pek iyi cevap alamayacağınız bir soru. Malum 2020 yılı, malum pandemi, malum yakın zamanda yaşadığımız İzmir depremi ve üst üste gelen felaketler. Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve halihazırda enkaz altından çıkartılıp da bir şekilde toparlanmaya çalışan herkese de acil şifalar diliyorum. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Ve pandemi, korona, Covid-19, 2020 yani böyle acaba hiç gelmese miydi, biz 2019'dan direkt 2021'e mi atlasaydık diyenler var. 2021'i böyle dört gözle bekleyenler var. Yıllara ne kadar bağlamak doğru bilmiyorum ama gerçekten 2020 yılı bizi zorlayan bir yıl oldu. Biraz astrolojiyle ilgilenen biriyseniz zaten aslında 2020'nin ayak seslerinin çok daha öncesinden, daha önceki yıllardan duyulduğunu bilirsiniz. Biraz ilgilenen birisi olaraktan en azından ben herkese 2019 yılında arkadaşlar bu gördüğünüz bir fragman, 2020 yılı gerçekten çok zorlu geliyor demeye başlamıştım. Hakikaten de öyle oldu. Umarım çok iyi şekilde atlatırız. Tabii ki her şey insanlar için yaşıyoruz ve yaşarken de aslında önemli olan neden ne çıkarttığımız, ne öğrendiğimiz. Eğer biz içinde bulunduğumuz şartlar içerisinde yaşadıklarımızdan bir şeyler çıkartabiliyorsak, kendimize bir pay çıkartabiliyorsak o zaman gerçekten yaşanan şeyler bir anlam kazanıyor. Eğer hiçbir pay çıkartamıyorsak, olanlara sadece şikayet edip sorgular durumdaysak o zaman maalesef hayatta yolda alamıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem herkesin birbirine sevgi, saygıyla ve çok dikkatle yaklaşması gereken bir dönem. Birbirimizin sağlığı hepimizin elinde. Yani düşünebiliyor musunuz? Herkes birbirinin katili olabilir. Yani çok belki sert bir cümle ama maalesef öyle. Eğer tedbirlere uymazsak, bencillik etmeye devam edersek, egoist yaklaşmaya devam edersek, sadece ve sadece kendimiz bir şeylere maruz kalmış gibi etrafımızdaki insanları görmezden gelirsek, işte o zaman yaşadığımız hiçbir şeyden ders çıkartmamışız demektir. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Bu yaşananlar bende adam akıllı böyle şapkamı önüme alıp düşünmem gereken bir süreç olduğunu gösterdi. Ve aslında insan olarak ne kadar aciz, ne kadar savunmasız olduğumuzu gördük. Ve maalesef insan olarak biz o kadar kibirli, o kadar küstah, o kadar her şeyi yapabileceğini, her şeye hakim olabileceğini zanneden varlıklardık ki sanki her şey bizim egemenliğimiz altında, kontrol edebiliriz. Biz istersek bir şeyler olur, istemezsek olmaz gibi böyle çok tuhaf bir süreçten geçiyorduk aslında. Biliyorsunuz hani çivisi çıkmış derler ya, dünyanın gerçekten çivisi çıkmıştı. Önemli olan şimdi ne kadar paranız olduğu değil, ne kadar imkanlarınız olduğu değil. Çünkü bunların hiçbirinin fayda etmediğini gördük. Çok lüks araçları olan insanlar araçları kapılarının önlerinde bekledi. Özel uçağınız bile olsa uçağınızı uçuramadığınız düşünebiliyor musunuz? Yani bir şeylerin parayla pulla ölçülemeyeceği zamanlardayız. Artık insani değerlerin, insan olmanın, sadece bu dünya üzerinde yaşayan tek varlığın kendimiz olmadığının farkına varmamız gereken zamanlardayız. Bütün canlılara, tabiata, doğaya, hayvanlara, her şeye saygı göstermek ve onları korumamız gereken zamanlardayız. Bunların eğer farkına varabiliyorsak, evet bu yaşadıklarımız o zaman gerçekten bizde bir iz bırakmış demektir. Ama eğer bunların hiçbirini hala daha idrak edemiyorsak o zaman evet sokakta görüyorsunuz maskesiz dolaşan, kendi hayatını hiçe sayan, tabii ki dolayısıyla başkalarının hayatını zaten hiç önemsemeyen insanlar da görüyorsunuz. Lütfen bunu kimse yapmasın. Yani birbirimizin hayatlarına, başka hayatlara, başka canlara, her şeye saygı duymayı öğrenelim artık lütfen. Çünkü 2020 yılı bize bunu öğretti. Hemen şöyle bir süreçten de bahsedeyim. Ben o Mart ayından itibaren neler yaşadım, neler hissettim biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu duygular paylaşıldıkça aslında insanlar yalnız olmadığını görmeye başlıyor. Gerçekten
Yalnız değiliz aslında. Sadece ihtiyacımız olan şey birbirimize daha sıkı tutunmak, birbirimizi önemsemek ve değer vermek. İlk Türkiye'de bu vaka açıklandıktan sonra tabii ki herkes gibi ben de şaşkındım. Yani adı korku muydu, telaş mıydı, endişe miydi? Sanırım her şeyin karman karışık olduğu, bütün duyguların birbirine girdiği bir süreç yaşadık. Normal şartlar altında zaten çok fazla böyle gezmeyi, tozmayı, dışarılarda olmayı seven bir tip değilim. Ben evinde çok mutlu olan bir insanımdır. O yüzden evde kalma fikri bana açıkçası hiç ters gelmedi. Fakat tabii ki bir zaman sonra insan doğal olarak hareket kabiliyeti kısıtlandıkça bir takım huzursuzluklar ve rahatsızlıklar da hissetmeye başlıyor. En azından bunu yaşayanlar oldu. Yakın çevremde de oldu. Acaba eve hapsolduk mu diye. O zaman şunu söylemiştim. Yani elimizde olan ne varsa onun aslında kıymetini bilmemiz gerekiyor. Düşünsenize, bize o zaman dediler ki evinizde oturun, işte ev en emniyetli yerdir, dışarı çıkmayın. Ya tam tersini söyleselerdi? Ya evlerinize girmeyin ve sokakta kalın, dışarıda kalın, dışarısı emniyetli deselerdi? Nitekim şu an maalesef yaşadığımız İzmir depreminde öyle olmadı mı? İnsanlar evlerinde olamıyorlar ve ne kadar acıdır ki dışarılarda, sokakta, o güvensiz ortamda bir şekilde barınmaya, yaşamaya, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ne yaşıyorsak o yaşadığımız şeye bir an evvel ayak uydurup, adapte olup onun gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Aslında bu pandeminin önüne hepimiz geçebiliriz. Nasıl geçeriz? Başkalarının hayatına saygı duymayı görerek geçirebiliriz. Tekrar dönüyorum Mart ayına. Evet, evlerde oturduk. Şapkamı aldım önüme, düşünmeye başladım. Ben bugüne kadar hayatta acaba gerçekten ne istiyordum, hedefim neydi? Akan bir nehirde hareket eden dal parçası gibiydik aslında belki birçoğumuz. Birçoğumuzun hayatları tekrardan şekil almaya başladı. Kendi hayatımı şahsen şekillendirmeye başladım yeniden. Benim için neyin daha önemli olduğunu, neyin aslında o kadar da önemin olmadığını çok daha net fark etmeye başladım. Bundan sonrasında hayatımda şartlar bu şekilde devam ederse veya bundan sonra olabilecekler karşısında hayatımı nasıl devam ettirmek istiyorum onu düşünmeye başladım. Herkesin hayalleri değişti. Belki bazıları hayallerini hatırladı. Hedeflerimiz değişti ya da yeni hedefler kondu. Değiştik, dönüştük ve dönüşmeye devam ediyoruz. Önümüzde şimdi çok başka bir zaman var. Ve pozitif olmaya çalışırsak, iyi düşünmeye çalışırsak, tabii bunu da böyle hani laf olsun diye değil de gerçekten bunun gereklerini de yerine getirmeye çalışırsak, bunun da en önemli gereği şu anda pandeminin, COVID-19'un bulaşıcılığın daha da artmasının önüne geçmek. Dolayısıyla herkesin çok daha dikkatli olmasını sağlamak. Bütün bunları yaparsak ve ayak uydurmayı öğrenirsek önümüzde bence yine güzel zamanlar var aslında. O insan olmanın getirdiği maalesef çok kötü bir duygu olan kibirden, her şeyi ben bilirim, ben yaparımdan, ben istersem ne olmazlardan biraz uzaklaşalım. Çünkü gördük ki biz ne istersek isteyelim, bizim irademiz dışında bir şey olaya el koyduğu zaman olaylar çok farklı bir yere gidebiliyor. Böyle çok duygularımı şöyle bir hemen paylaşmak istediğim bir video oldu. Daha detaylı yine konuşuruz. Size sadece bir tekrardan merhaba demek istedim. Bir selam vermek istedim. Ve bundan sonra artık buradayım demek istedim. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Çok mutluyum sizinle bir araya geldiğim için. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Görüşünceye dek şimdilik ne yapıyoruz? Herkes kendine iyi bakıyor. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.